Günün öne çıkan gelişmeleri ana haberde devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi biliyorsunuz bir yandan ekonomi ve Meclis Genel Kurulu'nda bu gece sona erecek olan bütçe maratonu vardı ama esas gündem maddesi yerel seçim. Bütün bunları konuşacağız yayınımız dahilinde. Konuğum CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun. Sayın Torun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok yoğunsunuz biliyorum. Bize zaman ayırdığınız için yine teşekkür ediyorum. Şimdi yerel seçime gideceğim ama AKP'nin birçok bakanlık bütçesi de dahil eleştirileri bu bütçe görüşmelerinde de sürdü. Özellikle muhalefet sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok yankı uyandıran konuşmalar geldi. Ama bir bütçe görüşmesinin daha sonuna geliyoruz maratonun sonuna. Neler söyleyeceksiniz genel bir değerlendirme yapmak gerekirse? Tabii Lale Hanım biz çok fazla açıkçası meclis görüşmelerine katılamadık. Bu gerek İyi Parti ile olan diyalogtan dolayı, gerekse bu adaylaşma sürecinde yapılan hazırlıklardan dolayı çok fazla katılamadım ama mümkün olduğunca izlemeye çalıştım. Mümkün olduğunca da fırsat buldukça da orada olduk. Ama gördüğümüz kadarıyla Türk milletinin de gözünün önünde bir şey yerini buldu. Nedir o? Bu bütçe Halkın bütçesi değil, bu bütçe rantın bütçesi. Yani burada halk yok, içinde e, yoksullar yok, işçi yok, memur yok, çiftçi yok. Burada dar gelirli yok, burada sanayici yok. Burada sadece rantiyeciler var. Ve burada sadece ve sadece sarayın etrafındaki bir güruhun menfaatleri var. Başka hiçbir şey yok. E, bunun böyle olduğunu da, her bakanlığın bütçesi geldiğinde de açık, net bir şekilde de görülmüş oldu. Ee, i̇nsan üzülüyor. Tabii bu kadar emeğin, alın terinin, çabanın, Türkiye'nin kendi potansiyelinin, kendi üretiminin e, Londra'daki bir avuç tefeciye çalışması insanın zoruna gidiyor. Yani e, bugün Türk milletin önüne... Yüz günlük program koyanlar, bir yıllık program koyanlar ve sanki bize yeniymiş gibi Türkiye'de radikal bir değişiklik sunarak halkın menfaatine bir uygulamaymış gibi göstererek maalesef her gün cebimizden, her gün ürettiklerimizden kaybediyoruz. Birileri kazanıyor ama kaybeden hep biziz. Evet, şimdi e, bu kapsamda ben... E... Hiç de adil olmayan bu bütçe dağılımından e, yerel seçime geçeceğim ama önce e, bu Yüksek Seçim Kurulu'nun e, kabul ettiği sistem değişikliğinin ardından. Erdoğan'ın seçim yasakları kapsamına bu sınırsız kullanım noktasına daha önce de birçok kez konuşmuştuk ama Yüksek Seçim Kurulunun da onayıyla artık bu seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP sınırsız kullanım yapacak. Yine bir adil olmayan durumla karşı karşıya Türkiye. Maalesef yani ilk defa yaşamıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum tek adam yönetiminin baskısı. Her seçimde biraz daha artıyor. Her seçimde artarak devam ediyor. Kendi iktidarını devam etmek ettirmek için artık demokrasinin değersini ağzına almıyor. Ve e, artık bu ülkede muhalefette olmak, AKP'ye karşı siyaset yapmak e, ve e, muhalefet hakkını kullanmak çok mümkün değil. Bu her mecrada daralıyor. Sadece e, görsel ...veya yazılı basında değil... ...bu saha kullanımından tutun... ...devlet kaynaklarından, imkanlarından tutun... ...her alanda bu böyle... ...her geçen gün tek adam yönetimi... ...maalesef baskısını artırıyor. Evet, şimdi... ...bu, bu yayında yüzünüzün güldüğünü görüyorum... ...geçen yayınımızda oldukça... ...stresli ve yorgundunuz çünkü birbirinden iyi adayların içinden seçmek durumunda olduğunuz özellikle büyük şehirlerde adaylar vardı belediye başkanlığı için. İstanbul ve Ankara çok merak ediyordu ısrarla sormuştum size bazı ipuçları vermişsiniz ama isim açıklamaktan kaçınmışsınız doğal olarak. İstanbul ve Ankara belli oldu Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş. zor ve çetin geçen bir süreçte öyle tahmin ediyorum. yansımaları nasıl, nasıl tepkiler geliyor size? Değerli Hanım biz tabi tabii <laughs> gerek Ekrem Bey gerekse Mansur Bey'in adaylığı açıklanır açıklanmaz hemen saha ölçümüne başladık. Ee, saha ölçümlerini yaptık. Şimdi Ankara'nınki bitmek üzere İstanbul'unkini aldık. Gerçekten İstanbul e, kendisini kucaklayacak, sorunları çözecek, kendisi gibi olan, bütün İstanbul'un renklerini üzerinde barındıran e, ve onlar gibi olan e, ve İstanbul'u yönetecek olan e, ismi... E, bir memnuniyeti var, geniş bir kabulü var. Bunu büyüterek devam ettireceğiz. Şimdi Sayın İmamoğlu da açıklama yaptı bu konuda ama bu gece itibariyle ya da yarın Sayın Binali Yıldırım Meclis Başkanı istifa edecek. Ve büyük bir ihtimalle, büyük bir sürpriz olmazsa İstanbul'un adayı da Sayın Binali Yıldırım olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Binali Bey'le ilgili daha önce düşüncelerimi aktarmıştım. Yani e, Bin Ali Bey, e, tabii şu anda e, bakıldığında e, birçok görevlerde bulundu. E, herhalde e, AKP Genel Başkanı'nın her zaman ihtiyaç duyduğu bir isim. E, geçmişte İzmir'de de aday olmuştu, İzmir'e de gönderilmişti. E, AKP artık e, belediye başkanı seçmiyor, memur gönderiyor. İllere atama yapıyor, memur gönderiyor. Yani... Ve bu dönem adaylarına da şöyle baktığınızda şunu görürsünüz. Geçmişte işte bir şekilde farklı görevlerde bulunmuş insanları en güvendiği en yakınında saraya en bağlı insanları atıyor. Yani hiç risk almıyor kendisine birebir bağlı insanları atıyor. O bölgenin özelliğini o bölgenin ihtiyacını o bölgeyi değerlendirecek bir yapı değil gönderiyor. Buraya gideceksin diyor gidiyor şuraya gideceksin diyor gidiyor. Hepsi de atama. Bin Ali Bey'e de geçmişte birçok görevler verildi. İzmir Büyükşehir görevi de verilmişti. Hı hı. Şimdi de İstanbul görevi, İstanbul nöbeti düştü. Ama İzmir'de şuna emin olun, İzmir'de yaşadıklarını İstanbul'da da aynısını yaşayacağından emin olun. Evet. İlçelerde durum ne İstanbul'da? İlçelerimizi tek tek, 39 ilçemizi de çalıştık. Bütün veriler elimizde şu anda. Aday adaylarımız da zaten başvurularını yapmıştı. Şimdi bir değerlendirme, bir süreç yaşanacak ve o süreçten sonra zannediyorum yani Ocak ayı ortası veya sonu gibi en geç açıklanır. Evet. Ee, Ankara'ya da döneceğim ben şimdi. Sayın Mansur Yavaş ismini Ankaralılar çok yakından biliyor daha önceki seçimden ve o dönemde artık ne olduysa oldu. Önce kazandı denilen Mansur Yavaş sonra kaybetmişti. Bu seçimde ne olur Ankara'da? Valla Mansur Bey e, gerçekten e, çok büyük bir heyecan uyandırdı. E, çok farklı kesimden, toplumun bütün kesimlerinden. E, tabii kendisinin e, Ankaralı olması, e, tanınır olması ve e, gerçekten çok başarılı projeleri uygulamış olması. Bakın Mansur Bey'in seçim döneminde ortaya koyduğu bütün projeler hep bugün AKP belediyesi tarafından... Ya uygulamaya alındı ya da bir şekilde başlandı denendi. Hatta hatta kendisinin belediye başkanlığı esnasında o yıllarda ortaya koyduğu projeler hala Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmedi. Gündeme bile alınmadı. Mansur Bey vizyonu geniş ve Ankara'nın sorunlarını bilen ve Ankara'yı gerçekten dünyanın başkenti yapacak bir vizyona sahip. İnşallah bunun seçim sürecinde de zaten anlatacak, bütün kesimlerle de paylaşacak. Ve ben e, şunu iddia ediyorum, e, geçmişte o yorumlarına bakarak belli tereddütler vardı belki, belli endişeler vardı ama şu anda tereddütsüz açık net söylüyorum, e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, mansur yavaş olacak. Evet, bunda not düşelim o zaman. <laughs> 21 Aralık 2018 itibariyle Şimdi çok az bir zaman kaldı tabi. Bir sonraki parti mesi toplantınız diğer iller için ne zaman olacak? 4 Ocak'ta olacak. 4 Ocak'ta. İzmir açıklanacak mı? Olabilir. Yani şu anda çalışmalarımız devam ediyor. 4 Ocak'ta gene büyük şehirler olacak, iller olacak, ilçeler, beldeler olacak. Elimizden geldiğince zaten birçok yer olgunlaştı. Birçok yerde aday tespitle ilgili belli değerlendirmeler yapıldı. Bir de biliyorsunuz bu İyi Parti ile görüşmelerimiz vardı. Görüşmeler devam ediyordu. Onlar da bu süreç içerisinde tamamlanmış olur ve biz daha e, rahat karar vermiş oluruz. E, ağırlık kazanan bir isim var mı? İsim sormayacağım. Tabii ki söylemeyeceksiniz ama <laughs> ağırlık kazanmış isim var mı? Yani e, yani yetkili kurulların kafasında. E, Netleşen. Çok isim var, çok <laughs> isim var. <laughs> Peki, şimdi merak edilen illerden biri de Mersin. Biliyorsunuz Mersin'le ilgili ilk açıklama yine sizden gelmişti. İyi Parti'nin adayını açıklamasının ardından Mersin'de kendi adayımızla yarışacağız demiştiniz. Evet. Mersin Çok ilgili... önemli çünkü Mersin de çok önemli. Tabii Mersin'i kesinlikle alacağız. <laughs> Mersin yaptığımız bütün değerlendirmelerde... Ee, kazanabileceğimiz en yakın büyük şeylerimizden bir tanesi. Titiz bir çalışma yapıyoruz. Ee, orada herhangi bir e, bilgiyi atlamadan, herhangi bir veriyi atlamadan en e, doğru kararı vermek istiyoruz. O yüzden de e, zannediyorum önümüzdeki parti meclisinde de netleşmiş olur. Evet. evet. Yine e, öne çıkan illerden biri Adana'yı açıkladınız. Evet. E, Antalya. Evet. Antalya geri alabilecek misiniz? Antalya'yı kesinlikle geri alacağız. Şu anda yavaş yavaş ortaya çıktı zaten bu. Ee, i̇lk aday açıklanır açıklanmaz sahaya indiğinde de e, o görüldü. E, ve AKP artık e, seçim alabilmek için e, kırsalda inanılmaz e, şeylere başladı. Hemen kırsala indi. Ve kırsala tutabilmek için şu anda çok farklı propaganda e, veyahut da e, belki de çok... E, seçim yarışına uymayan davranışlarla hareket etmeye başladı. Bu da onların ne kadar panik içinde olduğunu gösteriyor. Evet. Şimdi İyi Parti ile hani tanımlanmış bir işbirliğiniz var ama tabi tabii İstanbul için özellikle Saadet Partisi ve HDP ile ne yapar Cumhuriyet Halk Partisi? Örneğin HDP'den bugün açıklama geldi. Sola yakın adayları destekleriz diye Sayın Ayhan Bilgen'le de konuştuk. Elbette hani yol haritasına bakacağız. Desteklememiz gereken adaylar olduğunda destekleyeceğiz dediler. Biz hep taban ittifakını öne sürdük biliyorsunuz. Sonuçta adaylarımız üzerinden oluşacak bir güven ve e, ee bütün halkı kucaklayacak, sorunları çözecek, hiç kimseyi ötekileştirmeden yönetim anlayışıyla hareket edecek bir belediye başkanı üzerinde bir taban ittifakını mutlaka kuracağız bu her yerde. Yani bizim e, İyi Parti ile kurduğumuz bir iyi niyet görüşmesidir, bir e, karşılıklı diyalogtur. E, sonuçta e, biz inanıyoruz ki İstanbul'da da birçok kentte de e, bugünkü yönetimden kurtulmak isteyen, yönetimi beğenmeyen ve artık gerçekten bu yapının gitmesini isteyen ve kendisine daha yakın sorunlarını çözecek bir yönetimi getirecektir. Evet. Şimdi yine başta tabii Sayın Erdoğan olmak üzere AKP'den buna benzer açıklamalar gelmişti. Bazı partileri başta HDP olmak üzere terörle ilişkilendirip dolayısıyla bu seçimde oluşabilecek doğal işbirlikleriyle ilgili bir algı yaratmaya çalışıyor CHP için. Bu Konu sizin e, bu işbirliği noktasındaki <laughs> çalışmalarınızı etkileyecek mi bu Şimdi, söylemler, bu yapılmaya çalışılan e, algı? E, Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı'na kim karşıysa zaten terörist. Hı hı. Yani bu bir siyasi parti olmasına da gerek yok. Kim onu eleştiriyorsa, kim onun kararlarına uymuyorsa, kim e, ona e, iyi cümleler kullanmıyorsa veya onun Duyacağı şeyleri söylemiyorsa zaten terörist. Evet. Başka bir ifadesi yok onun. Ee, biz şunu söylüyoruz: Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında hep birlikte yaşıyoruz ve sonuçta bu ülkede tasada, kederde ve sevinçte hep birlikteyiz. Biz herkesi kucaklayan bir anlayış içerisindeyiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, dışarıda bırakmadan ve bütün bu farklılıkları bir zenginlik olarak gören ve ee, bu ülkede barış içinde, huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Bakın bu ülkenin kaynakları hepimize fazlasıyla yeter. Yeter ki bu kaynakları doğru yerde ve adil bir şekilde kullanalım ve liyakata göre hareket edelim. İnanın bu ülkede çok şeyi başarmış oluruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın beslendiği tek şey ayrıştırma, ötekileştirme. O ötekileştirerek kazanıyor. Bunu bir siyaset biçimi benimsemiş. O ayrıştırarak kazanıyor. O bir gerginlik yaratarak. O bu ülkede dış politikayı ve her şeyi siyasi malzeme yapmaktan bir şekilde siyaset devşiriyor. Biz bu anlayışa karşıyız. O yüzden e, hiç kimse bizi farklı yerlerde göstermesin. Biz bu Türk milletinin birleştiği bir yeriz. Biz bütün farklılıkları kucaklarız. Bu ülkede asla ve asla ayrışmayı kabul etmiyoruz ve bütün o farklılıkları demin de söylediğim gibi bir zenginlik olarak kucaklıyoruz ve bu ülkenin geleceği adına, bu ülkenin daha fazla zenginleşmesi adına, bu ülkenin yarın bir barış ülkesi olması adına her türlü sorumluluğu da alacağımızı ifade ediyoruz. Şimdi son parti meclisi toplantısının ardından yaptığınız canlı açıklamalarda çok dikkat çeken bir ifade kullandınız. Türkiye AKP'den, AK Parti'den yoruldu dediniz. Evet. Millet yoruldu, Leyla Hanım. Hep beraber yorulduk. Yani bakın Türkiye'de her sabah uyandığımızda yeni bir gündem. Artık sokağa çıktığımızda akşamleyin nasıl döneceğimizi bilemiyoruz evimize. Artık çocuğumuzun cebine haşlık koyabilecek miyiz bilemiyoruz. Eşimiz acaba mutfakla ilgili bir ihtiyaç talep ettiğinde acaba karşılayabilecek miyiz onu bilemiyoruz. Başımıza beklenmedik bir Allah göstermesin bir hastalık bir bela geldiğinde ne yaparız diye kaygılıyız. Artık yarınımızla ilgili bir kaygımız var. Yorulduk. Yarını düşünmekten yorulduk. Her gün gündem değişmesinden yorulduk. Her gün gerginlikten yorulduk. Her gün nefret dilinden yorulduk. Her gün başkalaşmaktan yorulduk. Her gün bu ülkenin aleyhine, her gün bu insanın aleyhine bir şeyler olmasından yorulduk. Birileri iktidarda kalacağız diye, birileri sadece sarayda rahat yaşayacağız diye, Birileri sadece belli bir zümrünün menfaatine olacak diye bu kadar insan yorulduk artık. Çiftçi yoruldu, işçi yoruldu, memur yoruldu, emekli yoruldu. Bakın söz verdiler hiçbir sözü tutmadılar yorulduk. Evet. Alın terimizin karşılığını istedik yorulduk. En tabii hakkımız olan demokratik hakkımız olan direnme hakkımızı söyledik yordular bizi. Bakıldığında ülke olarak yorulduk ve bunları göndermekten başka da çaremiz yok. Bu iktidarı değiştirmekten başka da çaremiz yok. Bunu yerelden genele kuracağız. Hani diyoruz ya lale devri bitti, kır çiçekleri açacak. İnşallah Mart'ın sonunda da bahar, bahar olacak. olacak. Şimdi bu çerçevede de değerlendirmek gerekirse, hani Mart 2009'da çok uzun bir zaman var gibi görünüyor ama siyasette kısa bir süre aslında. Propaganda sürecinizle ilgili neler yapacaksınız, yol haritanız ne olacak? Evet. Nasıl bir çalışmıyoruz? Biz e, tabii çok önceden çalışmaya başlamıştık. Her şeyimiz hazır. Şu anda adaylarımızın fotoğraf çekiminden, kendilerinin bu süreçte ilgili Nasıl hareket etmesine kadar bütün bunları hazırladık. Onuncusunu yapıyoruz bölge toplantısını. İki bölge toplantımız kaldı İzmir ve İstanbul. Onları da bittiğimizde bütün Türkiye'nin verilerini toplamış olacağız sahadan. Ve o bize artık bir propaganda dili oluşturacak ve her yöreye, her seçim bölgesine, her adaya Ayrı bir propaganda dili oluşturmuş olacağız. Kaldı ki görsellerimiz de yavaş yavaş hazırlanıyor. Araç giydirmelerimizden tutun da e, örneğin billboardlardaki tasarımların nasıl olmasına kadar her şeyi hazırladık. Sosyal medya, e, dijital e, propaganda yöntemleri bütün bu alanlarda çalışmalarımızı bir bir tamamladık. Tabii şu anda süreç erken. Erken olduğu için de e, şu anda girmemiz mümkün değil ama hı hı. süreç başladığı anda... Her alanda tek tek bunları da ortaya koymuş olacağız. Tüm adayların açıklanmasını tahminen ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? Yani şu anda tamamen bir tahmin veremem ama büyük bir ihtimalle Ocak sonu gibi olabilir. Ocak sonu evet. Peki sosyal medya dediğiniz bu çok önemli. Artık çağımızda sosyal medyanın yeri ve önemini herkes biliyor. Bu anlamda özel bir çalışma yapacak mısınız? Tabii ki. Biz hiçbir alanı boş bırakmayacağız. Artık... Sokak sokak değil, apartman apartmanda değil, hane hane propaganda yapacağız. Herkese bir kere bir şekilde dokunacağız veya bilgilendireceğiz. Herkesi mutlaka düşündüreceğiz. Herkesin bu ülkeyle ilgili sorumluluklarını hatırlatacağız ve tercihleriyle ilgili değerlendirmelerini isteyeceğiz. Evet. Şimdi az önce e, o gün yaptığınız açıklamalara değmiştim. AK Parti'den Türkiye yoruldu demiştiniz. E, bu ve daha önceki seçimlerde olduğu gibi tabii en önemli propaganda ve kendini ifade etme araçlarından biri de basın ve medya. Ama e, Türkiye'nin yorgunluk içinde bulunduğu alanlardan biri de bu. E, dolayısıyla böyle basın ve medyanın olduğu bir süreçte ne yapmayı planlıyorsunuz? Elbette ki e, bildiğiniz gibi o mecralar bize e, kapalı. Hele seçim döneminde istesek dahi e, ekonomik olarak çok farklı yerlere geliyor. E, tabii biz buna alternatif yöntemler geliştireceğiz. Yani sonuçta e, belki oralarda olamayacağız ama e, gün içerisinde farklı alanlarda olacağız. E, vatandaşımızın kullandığı e, cep telefonlarında olacağız, bilgisayarlarında olacağız... Ee, belki her eve bir şekilde bir döküman olarak, bir belge olarak, birebir olarak girmeye çalışacağız. Evet. Ee, şimdi çok önemli bir seçim diyoruz, yerel seçim. Az önce sizin değerlendirdiğiniz gibi kutuplaşmanın bence bu seçimde çok büyük etkisi olacak ve tabii ekonomik krizin, ee, bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kez daha kutlamak istiyorum. Belki yeterli değil ama e, verilebilecek e, bir rakamda 2200 lira e, belediye çalışanlarına Sayın Kılıçdaroğlu açıklamıştı. E, şimdi gözler asgari ücret komisyonuna çevrildi. E, yaşayabilmek için artık hayatta kalabilmek için bir rakam bekliyor e, işçi emekçi kesimi. Bakın biz asgari ücreti 1500 lira olmaları dediğimizde kimse asgari ücretin kaç lira olduğunu bilmiyordu. Ne olduğunu bilmiyordu. Bu insanlar hangi koşullarda yaşıyor? Bu insanlar ne yapıyor? Hiç kimse farkında değildi. Bakın. Biz 1500 lira dediğimizde bu ülkeyi yönetenler nereden bulacaksınız, nasıl bulacaksınız, kaynak nerede diye sormuşlardı. Ama seçime yakın onlar da bir rakam telaffuz ettiler hatırlarsınız ve daha sonra da o rakama yakın bir rakamı verdiler. Ve biz hep bunu destekledik, her zaman söyledik. Şimdi diyoruz ki bu da Bakın bu ülkenin, bu ülkenin resmi e, istatistiğini açıklayan resmi kurumun e, açıkladığı bir rakam, hı hı. açlık sınırı diye evet, açıklıyor. Bakın, evet. açlık sınırı, evet. yoksulluk demiyor, açlık, Açlık sınırı diyor. Biz yani bunu da ülkenin kaynaklarında da düşünerek, o insanı da düşünerek 2.200 lira olarak açıkladık. Bunu da hani burun kıvırdılar. Geçmişten tecrübeleri oldukları için hani nereden bulacaksınız bulamazsınız şu bu diyemediler. Ama e, en azından biz bir barem belirledik ve kesinlikle ve kesinlikle bu baremin altında olmasını kabul etmiyoruz ve e, Türk milletine de Türk halkına da şunu taahhüt ettik. Biz 1 Ocak'tan geçerli olmak kaydıyla Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu tüm belediyelere talimat verdi. Bir Ocaktan itibaren e, iki, en az 2200 lira olacak diye talimat verdi ve alacağımız belediyelerde de 31 Mart günü inşallah alacağımız belediyelerde de bunu geriye dönük de telafi edeceğiz. Yani şu anda AK Parti'de MHP'de veya başka belediyelerde olan belediyeleri de kazandığımızda geriye dönük olarak da bunları vermeyi taahhüt ediyoruz. Bir taahhüdümüz de şudur. Hiçbir kimsenin işine dokunulmayacak. Biz eğer ayrışmayı, ötekileşmeyi ve kutuplaşmayı bitireceksek her yerde barışı sağlamalıyız. Her yerde eli uzatmalıyız ve bu ülkede ayrışmadan bir arada yaşamalıyız. Hiç kimse asla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde, yeni aldığımız belediyelerde yani geçmişte hangi siyasi partidet olursa olsun, e, hangi siyasi partilerin de görev yapmış olursa olsun eğer o belediyenin görevlisi ise hiç kimsenin işiyle aşıyla asla oynamayacağız. Çok önemli bu söylediğiniz e, güven de veriyor. Bu da Sayın Genel Başkanımızın e, birebir belediye başkanlarımıza... Ee, ve şu anda Türk milletine karşı olan taahhüttür. Evet, e, çok çok önemli ve Cumhuriyet Halk Partisi taahhütlerinin arkasında duruyor. Bunu bir kere daha hatırlatalım. E, müthiş bir bir şey bu gerçekten. E, Emekçiye hakkını vermek. E, bu rakam da e, bir işçi ve emekçi olarak e, söyleyeyim, bu rakam da e, çok tatmin edici değil ama... Kesinlikle. E, ...şimdiki Türkiye gerçeklerine kesinlikle. göre... Yani, kesinlikle. Gönül işte. ister ki çok daha fazlasını takdim edelim, verelim ama... Bunu zorlayacağız. Bunu sürekli zorlayacağız. Bakın nereden nereye geldi, nereden nereye geldi. Mutlaka bunun e, süreç içerisinde artmasını sağlayacağız. Asgari ücretinin de bu ülkede insanca e, yaşadığı, onun da çoluğuna çocuğuna, eşine e, evinde huzurla, e, mutlulukla yaşadığı bir ortamı sağlamak zorundayız. Evet. Çok yoğunsunuz biliyorum bu aday belirleme sürecinde ama e, bir takım anketler yapılıyor ve e, en son yayında konuştuğumuzdaki hala öyle AKP'nin oylarında işte bu sözünü ettiğimiz kutuplaşma ve ekonomik kriz nedeniyle büyük bir düşüş var. Son durum ne size gelen özellikle adayların açıklanmasından sonra anketler ya da sizin edindiğiniz izlenimler? Lale Hanım ankete falan bakmaya gerek yok onları yaptırıyoruz da Evet. görüyorsunuz sürekli aday çıkarıyorlar, sonra değiştiriyorlar. Sonra adaylarla ilgili başka spekülasyon oluyor. Biri çıkarıyorsa biri durduruyor. Hala mevcut adaylarla ilgili kaygıları var. Bazı yerlerde büyük bir panik içindeler. Gösterdikleri adaylar inanın kamuoyu ve millet tarafından kabul görmeyince çaresizlikler. Tabii orada tek adam yönetimi olduğu için çok ses çıkmıyor gibi gözüküyor. Ama ben biliyorum ki teşkilatlar kaynıyor teşkilatlarında şu anda inanılmaz bir tepki var, öfke var. Çünkü insanlar emek vermiş, mücadele etmiş, şu yapmış, bu yapmış ama siz bir başka şehirden veya da bir başka yerden hiç o kentin dokusuna uygun olmayan, o kentle ilgili çok da fazla geçmiş olmayan birilerini getiriyorsunuz, dayatıyorsunuz, memur gibi atıyorsunuz, göreve gönderiyorsunuz. Tayinin çıktı sen buraya git, tayinin çıktı sen şuraya git der gibi davranıyorsunuz. Haliyle Orada yaşayan insanlar da orada o şehrin tozunu, suyunu koklamış yutmuş insanlar da buna bir şekilde tepki gösteriyorlar. Evet. Büyük bir heyecan var ama ben şimdi 31 Mart 2019'un ertesi sabahına gitmek istiyorum. Nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? E söyledik ya yani, yani kışın sonu bahar, lale devri bizecek, kır çiçekleri açacak bu ülkede barış gelecek, huzur gelecek. Ekmeği büyüteceğiz. Birlikte üretmenin, artık birlikte horon, birlikte halay çekmenin mutluluğunu tadacağız. Ve bir şeylerin daha rahat ve daha kolay nasıl çözüldüğünü göreceğiz. Ve sokakta insanlar birbirlerine selam verecek. Caddede, sokakta birbiriyle kucaklaşacak. Ve ekmeği büyütmenin, evine, şehrine huzuru getirmenin güvenli olacak ve birlikte yöneteceğiz bu ülkeyi ve inanıyorum ki birçok şehrimizde artık o demokrasinin, o hukukun, özgürlüğün havasını koklayacak ve bütün şehirlerimizde inanılmaz bir hizmet hamlesi, inanılmaz bir yatırım hamlesi başlayacak. Evet. Ee, şimdi. Az önce anketleri sordum ama CHP tabanında durum nasıl? Memnun mu bu yaşanan gelişmelerden, adaylardan? E, tabii genel bir memnuniyet var ama tabii ki sonuçta e, elbette ki bazı adayları çok, destekleyen, çok beklentisi olanlar, hepsi var, evet, çok kıymetli, evet. hepsi bizim birbirinden kıymetli arkadaşlarımız var. Ama tabii ki e, kendine yakın olan adayı destekleyenlerin belli bir e, memnuniyeti olabilir. Belki onların... Kendine, kendince doğru bulmayabilirler e, böyle bir karar ama sonuçta hepsi bizim partilimiz. Hepsi bizim e, gerçekten e, bizi temsil eden, e, bizim düşüncemizi büyüten insanlar. Ben inanıyorum ki e, büyük bir e, sevinçle, heyecanla e, bu seçimde başaracağız. E, ama CHP'de zaten şöyle bir gelenek de var yani hani... E açıklanan isim daha önce e, ismi geçse bile e, hani orada aday gösterilmese dahi bir destek e, kesinlikle hiçbir yerde değil mi? Kesinlikle Cumhuriyet Halk Partili olan herkes şunu bilir ki ben değil biz vardır. Aday kim olursa olsun önemli değil. Önemli olan bu davaya inanarak bu mücadeleyi büyütmektir. Sonuçta bir kişi aday olacak. Keşke hani bunun sayısı fazla da olsa birkaç kişiyi değerlendirebilseniz ama bir kişi olacaktır. Elbette ki herkese göre o bir kendine göre e, doğrudur ama önemli olan karar verildikten sonra hep birlikte adayın etrafında kenetlenerek bu mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürmektir. Evet, e, şimdi makarna ve kömür değil e, bu ülkenin insanına hakkını, işçinin, emekçinin hakkını veren e, bir partinin genel başkan yardımcısı Sayın Seyit Torun sizi bir kere daha kutlamak istiyorum. Böyle kandırmacalarla değil, e, hakkı olan hakkını verdiğiniz için. Yalnız şöyle tabii e, biz Aldatmadan şunu yani. şunu söylüyoruz. Biz e, tabii ki e, benim insanım e, her türlü ihtiyacını karşılamak lazım. Bu kömüre ihtiyacı varsa kömürü, makarnaya ihtiyacı varsa makarnayı, giysiye ihtiyacı Rüşvet varsa giysiye. Rüşvet ama. Sosyal devlet vatandaşının her türlü ihtiyacını karşılamalı. Ona yaşayabilme, Onurlu bir yaşam imkanı sunmalı. Onun yoksulluğuyla baş başa bırakarak veya yoksulluğuyla utandırarak değil, onurlu bir yurttaş olarak sosyal devlet ilkesini, e, hani bizim dinimizin de emrettiği gibi veren elin alan eli görmediği bir anlayışla bunu sunmak gerekir. Güzel. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, az bir zaman kaldı, yoğun bir tempo var. Ee, biz de merakla takip ediyoruz. Sağ olun, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler ana haberin sonuna geldik ama ekran başından ayrılmıyorsunuz. Çünkü gene bu gece unutulmaz bir gece olacak. Uğur Dündar'la Halk Arenası İstanbul'dan tiyatro, Türk tiyatrosu ve sinemasının çok çok ünlü e, duayen isimleri Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'le sizlerle olacak. İyi akşamlar diyoruz efendim. Hoşçakalın.